Kızla 2 dakika konuşamadım biliyor musun? Adam dikildi tepeme. Hadi de hadi, hadi de hadi. 1 dakika izin vermedi kardeşim. Vallahi Elif ne kadar kızsa haklı. Abi sen de keyif çatmıyorsun ki burada. Sonuçta ikinizin oturacağı ev için para biriktiriyorsun. O da anlasın artık yani. Gerçi anlıyordur da. İş diye delirdik. Al sana iş işte. Sevgilinle konuşacak vakit bile bulamıyorsun. Boş ver oğlum ya, boş ver. Takılma. Geçer hepsi. Yılmaz. Hı. Sana bir teklifim var. Teklif mi? Neymiş o? Ya benim biraz birikmişim var. Fazla bir şey değil ama öyle bankada duruyor. Onu sana versem şu ev işini bir an önce halletseniz ha? Seni var yemez seni. Demek birikmiş param var ha? Sağ ol kardeşim. Ama borçlanmasam daha iyi olur. Hem belki sana lazım olur. Kim bilir birden evlenmeye karar verirse falan. He? Yok öyle bir şey oğlum. Niye? Hem sen niye kızlarla ilgilenmiyorsun yoksa... Yoksa ne? Ulan onu demek istemiyoruz herhalde. Belki gizli bir aşk vardır. Senden beklenir yani. Baksana bankada paralar falan. He? Yılmaz, tamam ya. Seninle de konuşulmuyor ha. Sini sinsi seni. Gel. Beni indireceğiniz yeri unutmadınız değil mi? Yok abla, sen merak etme. Abla nereye gittiğini biliyorsun değil mi? Akşamın bu vaktinde. Hani söyleyeyim de. Biliyorum tabii. Nişanlımın iş yerine gidiyorum. Sonra da beraber döneceğiz. Ha, o başka. O zaman oldu. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yılmaz Akın'la görüşecektim ben. Hangi bölümde? Vallahi bilmiyorum. Ama yeni başladı işe. Bu gece çalışıyorsa yük boşaltma işindedir. Bir dakika. Hı-hı. Alo, Cevdet abi. Yüklemeden Yılmaz Akın'ı çağırır mısın? Ha? Ha. Tamam, anladım abi. Abla şu anda tırdan boşaltım yapıyorlarmış. İşler en az 3 saat sonra bitermiş. Ne? 3 saat mi? Hı hı. Hay Allah. Ne yapacağım ben şimdi? Abla 3 saat diyorlar ya, sen onu 2 ile çarp. Bence bekleme. Bak, ileride otobüs durakları var. Oradan bir. Arada ziyaretimize gel. Gelmez miyim? Çok özleyeceğim hepinizi. Biz de sana geliriz. Orası daha eğlenceli. Sağ ol. Hadi bakalım. Vedalaşma bitirse herkes işinin başına. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hemen başlıyor musun? Evet. Hadi bakalım. Göster gel. Seninle nasıl olsa görüşeceğiz. Bakalım bana göre bir şeyler var mı orada? Sen de bir başvuru mektubu yazsana. Belki yine aynı yerde çalışırız. Ay inşallah. Kendine çok iyi bak. Sen de. Hadi Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. İstanbul Eskişehir seferini yapan tren Eskişehir yakınlarında raydan çıktı. Kazada ölen olmadı. Ancak yaralı sayısıyla ilgili net bir bilgi alınamadı. Yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. Fakat uzmanlar yenilenmemiş rayların kazaya sebep olduğu görüşünde. Bana kalırsa şimdi tam demir çeliğe yatırım yapılacak zaman biliyor musun? Niye ki?
gösteriyor. Özellikle sabah saat. Neden olacak oğlum? Raylar hasar gördü. Demir çelik fiyatları kesin artar. Var yemez Salih. Ben senin yerinde olsam bankadaki parayı demir çeliğe yatırır kazanırım. Sonra da bana dua edersin. Oğlum iyi ki bir şey söyledik ha. Diline düştük yani. Oo, hayrola. İstifaya mı geldiniz? Çok çabuk oldu. Hayır efendim, istifa değil de bir isteğimiz var, yani olabilirse. Evet, dinliyorum. Duyduğumuza göre bu hafta sürekli mesaiye kalacakmışız. Evet, yoğun olduğumuzu daha önce de söylemiştim. Mümkünse arada yarım gün izin kullanabilir miyiz diye soracaktık. Bir düşüneyim, olur mu? Size haber yollarım. Sağ olun. Alınan son gelişmeyi size aktarmak için olay yerindeyiz. Ne o ya? Kaza mı oldu? Evet efendim, bir tren kazası. Eyvah, şimdi her işe etkiler bu. Evet efendim, ama belki yatırımcı için bir fırsat olabilir. Ne gibi fırsat olabilir ki? Demir çelik hisseleri artabilir efendim. Vallahi akıllıca. Ben bizim muhasebeciye bir sorayım bakayım.